Sevgili vatandaşlara. Evet hocam, bel fıtığını biraz işlemiş olduk. Buradan evet. Vatandaşlar alacağı mesajları almıştır umarım. Evet. Boyun fıtığı da her insanda, her bireyde görünüyor. Boyun fıtığı nedir? Neleri tetikler? Biraz da belirtilerinden bahsedersek. Evet. Şimdi boyun fıtığı da benzer şekilde bu sefer boyun omurlarının arasında bulunan, boyundaki omurga kemiklerimizin arasında bulunan yastıkçıkların, disklerin omuriliğe doğru ya da sinir köklerine doğru taşması neticesinde meydana gelen bir hastalık. Bu da yine bel fıtığı kadar sık gördüğümüz bir şey değil. Ama boyun ağrısı çok sık gördüğümüz bir şey. Yani bel ağrısı kadar boyun ağrısı da hem ofis çalışanlarında hem sahada başka işlerle uğraşan insanlarda çok sık gördüğümüz, çok sık tedavi etmek durumunda kaldığımız bir rahatsızlık. Ama biraz önce bel ağrısında olduğu gibi boyun ağrısında da tek suçlu fıtık değil. Boyun ağrısında da çok çeşitli sebepler var. Orada da yine enfeksiyondan tümöre kadar işte baş ağrısından işte fibromiyaljiye kadar, romatizmaya kadar çok geniş spektrumda bir rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Boyun ağrılarında da yine bel ağrılarında olduğu gibi çeşitli ayırıcı tanılara gitmek gerekiyor. Bu söylediğimiz, saydığımız hastalıkların hepsini ayırt etmek gerekiyor. Bazen kalp hastalıklarıyla bile karıştığı olabiliyor. Omuz eklem ağrılarıyla çok sık karışabiliyor. Dolayısıyla boyun ağrısı ile gelen hastada yine bel fıtığında olduğu gibi ayırıcı tanıya gitmemiz gerekiyor.